Neyse. Wilma Ellis Türk vatandaşlığına geçiyor. Türk kızında en gıcık olduğunuz şeyleri yazın. Wilma onları yapmasın dedik. Sizlerden gelen kağıtlar. Wilma, bak buradaki gençler Türk kızlarında en çok nelere gıcıkmış. Hmm. Nelerin olmasını istemiyor. Bunu yazmışlar. Bunları yapma, tamam mı? Nasıl okuyacaklarımı şey? Yapma. Abi Türk kızları iyi ya. Sonuçta yine yüz yüze bakacağız yazmış. Bu topa girmek istemiş. Aynen. Korkmuş. Başı ağrımasın yazmış bir arkadaş. Hayda. Niyet belli. Türk vatandaşı olsun ama Türk kızı olmasın yazmış bir arkadaş. Sadece sevgilisinden ayrılıp 5 çocukla kapıda kalmış gibi ağlamasın demiş Ilgın ve Dila yazmış bunu. Leopar desenli tayt giymesin. Yanımızdan geçince altımızı... Ha şöyle yapıyor kolu. Geç onu geç. Altımıza leopar desenli tayt giymiş gibi oluyordu. Korkuyorlarmış. Türk kızlarıyla ilgili derler ya diyor. Ay'a çıksa ilk adımı Ay'dan bekler demiş. Bu ama, çok güzel. Bu güzelmiş. Ay'a çıksa ilk adımı Ay'dan bekler. Esmer kızların ısrarla saçlarını sarıya boyatması demiş. Onu sevmiyorlarmış. Hmm. Eltim görümcem kaynanam demeyi öğrensin diyorlar. Öğrenmiştir onu. Elti ne biliyor musun? Elti. Elti. Elçili. Elti. 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 Biliyor musun ne oldu? Akraba. Akraba. Elti ne diyor? Akrabalıkta bir mertebe. Hala gibi bir şey. Elti ne oldu? Eltilik makamı. Bilmiyorum abi. Elçilik makamı gibi ama şeyleri söylüyorum ya. Elçilik beyaz, makamı diyor. Türkiye, evet. Türk büyük eltisi. Türk büyük eltisi. Elti, Elti'yi duydun mu hiç Elti? Galiba dizide, sinerde böyle bir laf var. Tabii vardı. Görümceyi duydun mu? Görümce duymadım. Görümce senin erkek kardeşinin... Bir dakika. Sevgilisi. Görümce senin erkek kardeşinin... Sevgilisi mi? Arkadaş bir dakika. Cümlem bitti mi? Benim gideceğim yolu daha bilmiyorsunuz. Görümce senin erkek kardeşinin karısının, senin erkek kardeşinin başka bir erkek kardeşi varsa onun karısıyla birbirine söyledikleri laf. Bu kadar kısa. Ben görümceyi illa Wilma üzerinden mi anlatmak zorundayım? Dedikodu gibi bir şey. Böyle bir sürü şey. Anlıyorsunlar. Dedikodu gibi bir şey. Evet, dedikodu var ama orada. Elti'yi biliyor musun? Elti'nin ne olduğunu? Elti ne gerçek neydi ya Elti? Fahrettin abi. Ne abi Elti? Fahrettin süpersin ya. Elti ne abi diyor mu? Vallahi abi hiç vallahi. Başımıza gelen bir durum değil. Peki Nurbanu Hanım hala telefonda mı? Efendim? Nurbanu Hanım hala telefonda mı? Nurbanu Hanım hala telefonda. Nurbanu telefonda mısın Nurbanu? Buradayım. Nurbanu bizden. İnanamıyorum ya. Online. Nurbanu, Elti'yi sen söyle bak. Nasıl olsa sen de programın bir üyesisin. Elti'nin açılımı nedir? Elti'yi bir açar mısın bize? Ne demektir Elti? Elti, my brother is... Oh be Nurbanu. From Zonguldak. My brother's... Erkek kardeşimizin eşi. Kimin? Erkek kardeşimizin eşi. Senin erkek kardeşinin eşi. O cümleye bak. Senin erkek kardeşinin eşi. Yok, iki gelinin birbiriyle olan erkiliği karıştı. Yani o kadar çok isimleri böyle aile için duymadım başka bir ülkede. Wilma biz hala bunları bir çözelim sana anlatacağız. Önce bizde de bir durum var. Biz de daha çözemedik ya. Herkese farklı bir isim var. Sizde mesela erkek kardeşinin karısına sen ne dersin Almanca? Hepsi aynı laf demek böyle Schwägerin. Schwäger. Schwägerin, Schwager, Schwäger. Kaynanana falan da mı Schwäger? Herkese Schwäger mi? Yani evet çok ayrım yapmıyoruz. Ne güzel ya. Abi güzel ya. Schwägerin gibi. Bacanağa da Schwäger. Kayınçoya da Schwäger. Schwägergile gitti. Schwäger. Evde bir oturuyor herkes Schwäger böyle. Schwäger oturuyor yani rahat rahat. Allah devam ediyorum. Türk kızlarına neler istemiyorlar. Kolay teslim ol. Ha evet. MSG sanırım beni... Güzel. Ya çek bunu. MSGLSN, SNRM, BN, YTRM, İİGCLR.
Bu meşgulsün sanırım, iyi geceler. Oo. Tabii tavrın Allah'ı tavrın. Arapça tavır gibi yapıyor. Yazmış. Mesaj yazmış, cevap gelmemiş. Meşgulsün sanırım, iyi geceler. Dudaklarını büzüştüre büzüştüre konuşmamalarını istiyoruz demişler. Mutfakta aşçı olarak kalmasın. Saatlerce makyaj yapıp gece bir ıslak mendille silmelerine sinir oluyorum demiş. Peki. Geyik. Arkadan çekme bunları da. Ben okunacak yere kadar okuyorum. Onun devamı okunmayacak. Geyikli tayt giymesin diye gelen bir mesaj var. Türk kızları dünyanın en mükemmel kızlarıdır. Değerlerini bilmeyenler utansın. Her halini örnek alsınlar. Ya. Ağır başlı olsun, adam olsun, bıyık bırakmasın demiş. Yağmur yağarken alsın eline çayını kahvesini, pencereden yağmuru izlesin demiş senin için. Türk kızları gibi eyvah çamaşır diye balkona koşmasın demiş. Güzel, güzel. Güzel. Gerçek. Yağmur herkes için ayrı tabii. Yani başka bir kadın için, kimi kadın için, yurt dışı romantizm. Kadın için romantizm. Çayını alıp denemesi. Başkasında eyvah. Çamaşırlar. Ocakta yemeğim var. Çok iyi ya. Ocakta yemeğim var. Bu güzelmiş ya. Allah'ım ya. Ya bir böyle bir kağıt sorusu ne güzel bir şey gelmiş. Görünmez olsanız ne yaparsınız diye sormuştuk da. Üniversiteli bir arkadaş şey diye cevap vermişti ya. Akbil basmadan otobüse binerim demiş. Arkadaş yine küçük düşünüyor. Çok ben arabaya bin, uçakla git bir şey yani. Hayır, o otobüs tamam ona yani. Hayır, otobüs. Ama Akbil'siz, en fazla Akbil'siz ya. Evde oturmasın diyor bir arkadaş. Ay, dışarı çıksın ya. Her yer sap dolu diye yazmış. Evet. Sen hazır mısın? Evliliğe falan hazır mısın?